Arkadaşlar, 30 Nisan Pazar günü olan Zoom toplantımıza hoş geldiniz. Sizlere kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ankara Atomi Yıldızlar grubundan, Ayla Hanım Koç'un ekibinden, Sales Master Nilgün Vural. Emekli bankacıyım. Bir oğlum var. Yaklaşık bir yıldır Atomi ailesindeyim. Çalışma hayatım boyunca hep network işleriyle zaman zaman uğraştım. Ama samimiyetle ifade edeyim, en çok keyif aldığım iş Atomi oldu. Bir yıldır bu işi sürdürüyorum. Gayet güzel ilerliyor. Bugünkü toplantıyı ben sunmaya çalışacağım size. Bu arada toplantıya katılamayan partnerleriniz varsa onlara bir hatırlatma yaparak katılmalarına yardımcı olabilirsiniz. Toplantının başından sonuna kadar kamera açık olarak katılan iki kişiye çekilişle marine jel maske verilecek, biliyorsunuz. Eğer müsait olanlar açık tutarsa kameralarını seviniriz. Bugünkü toplantımızda Atomi Yıldızlar grubundan Diamond Master Süreyya Yıldırım kazanç planı ve şirket tanıtımını anlatacak. Canan Koç ürün tanıtımı yapacak. Ben kısaca vaktinizi almadan Süreyya Hanım'a söz vermek istiyorum. Süreyya Hanım, buyurun. Merhaba. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Ankara'dan Süreyya Yıldırım, Ayla Hanım Koç'un grubundan Diamond Master. İki oğlum var. Birlikte yaşıyoruz biriyle. Şimdi size elimden geldiğince kazanç planı ve Atomi şirketi hakkında kısa ve aslında hepimizin bildiği birkaç bilgiyi tekrar etmek istiyorum. Müsaadenizle başlıyorum. Atomi nedir demek istiyorum ilk önce. Atomi nedir, neden Atomi ile uğraşıyoruz? Atomi nasıl bir şirkettir? Neden bu işte uğraşmak gerekiyor? Bunlara kısa kısa değineceğim. Aslında ilk başta Atomi nedir? Atomi neden bu işle uğraşıyoruz? Ne iş için bu işle uğraşıyoruz? Zaman ilerledikçe nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlı bir toplum ilerliyor. Yaşımız ilerliyor. İster istemez biz ne kadar zaman dursun desek de bunu inkar etmeye çalışsak da zaman akıp gittiği için belli bir süre sonra emeklilik döneminde bize gelen gelirin yeterli olmayacağını hepimiz bildiğimiz için herkesin bir ek gelire ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu bizim yaşam standartlarımızı daha rahat hale getirebilmek için imkan sağlayacak. Günümüzün en çok o bilinen sorunuysa özellikle de gençlerin iş bulma sorunu. Üniversiteler bitiyor, sınavlara giriliyor, özel dersler alınıyor fakat iş bulmak hiç kolay değil. Bu şekilde network yaparak hazır kişileri geliştirme imkanı da bulmuş oluyoruz. Ayrıca gelişen zaman şartlarından dolayı da yaşam tarzımız da değişiyor ister istemez. Daha önceden bilgisayarın başında oturan insanlar ya da bizim yaşımızda çok azken şimdi birçoğumuz bilgisayarın başındayız. Ne var, nerede ne oldu, ne bitti, her şeyi elimizin altında kontrol etmesi, haberdar olmak çok daha kolay oluyor. Bu da bizim yaşam tarzımızı kolaylaştırmamıza sebep oluyor. Ayrıca gelişen çağın bize getirisi olarak da bir düşük ekonomi sıkıntımız var. Hani bazı şeyler planlı olmuyor. Biz planlarımızı kuruyoruz fakat sadece bizim dışımızda gelişen olaylardan dolayı ekonomisel faktörler kişi bazında bizleri de etkiliyor. Bunları da düşünerek ben her zaman söylerim, herkesin bir A planı olmasın. Hatta A, B, C planları olsun ki hani gelir kaynaklarımız farklı şekilde olsun. Düşünün hani bir sepet hesabı olur ya.
sepetin içerisinde farklı şeyler koyarsınız, farklı gelirler olsun diye. Bizim de genel olarak yaşam felsefesine bakma amacımızın bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece tek bir işle, tek bir gelire bağlı kalmadan kendimizi hem daha kaliteli yaşam şartlarına ulaşmak için hem etrafımızdakilere, çocuklarımızı, torunlarımızı daha kaliteli yaşam şartlarına sahip olması için hepimizin ABC planları olması gerekiyor ki bu da otomide bunların en başından geliyor. Ebeveynler 2 sene önce bir bulaşıcı hastalık geldi. Hiçbirimizin aklına dahi gelmezdi. Hiçbirimiz evden çıkamadık. Bu şekilde ne oldu? Her şey eve bağlandı. Her şeyimizi evden yönetmeye çalıştık. Siparişlerimiz eve geldi. Bu şekilde networking'in daha ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu bize kanıtladı aslında. Bunu daha net bir şekilde görmüş olduk. Atomi nedir? Sorusuna gelecek olursak, burada bir kazanç gelirlerden bahsettik. Şimdi bizim bir işçilik kazancımız oluyor. Bir iş yerine gidiyoruz. Orada hani bir iş emek karşılığı bize ödenen bir para oluyor. Bu bizim işçilik kazancımız oluyor. Bize bir miktar para veriliyor. Yani aylık maaş gibi düşünün. Biz sürekli bir ay boyunca bir yere gidiyoruz, çalışıyoruz. Onun karşılığında da maaşımızı alıyoruz. Farklı bir kazançsa sermaye kazancı. Burada da mal sahibi o malı hani kullanarak edindiği kazanç oluyor. Hani bir yerini kiraya verip oradan aldığı gelir gibi. Farklı bir kazanç planı ise finansal kazanç oluyor. Burada da kurumlardan elde edilen kazanç. Diğer bir sistem ise sistem kazancı. Yani para açan bir ağaç geliştiren sistem kazancı. Yani Atomi gibi, Network gibi. Yani global bir şirket olan Atomi'nin bize kazandırdığı, hepimizin bundan faydalanmasını gerektiğini düşündüğüm ve detayları biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sistem. Burada Atomi global teorik olarak global satış hani GSGS stratejisi ile ilerliyor. Mutlak fiyat kalitesini belirlemiş Parkangil. Yani diyor ki ben en kaliteli ürünü en uygun fiyata bunu alıp tüketicinin hizmetine sunuyorum. Bütün dünyada etrafta incelemelerini o kadar büyük bir dağılım ağı üzerinden kullanıyorlar ki en kaliteli ürünü en uygun fiyata bulana kadar çok detaylı bir araştırma yapıyorlar ve bunu herhangi bir yerinde hani onun o yerde tedarik edilmesi için çaba gösteriyorlar. Bu da ne kadar tüketiciyi düşündüğünü, ne kadar ayrıntıya önem verdiğini gösteriyor. Bu da bizim mesela bir şeyi yerinden alıp direkt üretici oluyoruz ya biz burada. Oradan alıyoruz, kendi mağazamızdan alır gibi. Onu alıp direkt hani tüketici kısmına geçiyoruz. Arada geçen perakendeciyi, toptan satıcıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Takdir edersiniz ki buradaki insanlar da para kazanmak için bu işleri yapıyorlar. Biz de bu genel dağıtımı keserek, herkes kendini düşünerek direkt üreticiden tüketiciye geliyor. Zaten doğrudan satışın amacı da bu. Aradakileri, aracıları kaldırıp kendi mağazamızı değiştirip kendi Atomi mağazamızdan ihtiyaçlarımızı kendimizin birebir karşılamış olması. Ki 2021 yılında Atomi'nin yıllık geliri 1.913.000 dolarken 2022 verilerinde bu miktar 2 milyon doları geçmiştir. Bu da bize gösteriyor ki toplam global satışlarda Atomi yükselen grafikte de belli olduğu gibi yükselen bir ivme gösteriyor. Her geçen gün
atomiyi tanıyan, atomiyle ilgilenen insanların daha fazla olması. Çünkü atominin amacı tüketiciyi kazanmak. Atomide kazanmamak diye bir şey yok zaten. Herkesi kazandırmak için elinden gelen bütün fırsatları, imkanları bize sunuyor. Bu başarısı da dünya çapında ilk 10 sıralamasına girerek göstermiş oluyor. Güney Kore'de kurulan Atomi 12 yıllık bir firma olmasına rağmen listede de gördüğünüz gibi şu anda ilk 10. sırada. Fakat bunun ileriki zamandaki, ben çok kısa bir zamanda olacağımdan eminim. 1. sıraya yerleşeceğinden eminim. Çünkü çok hızlı bir ivmeyle ilerliyor. Bu kadar hızlı ilerlemesi, ürünün kaliteli olması, dağıtım ağının etkili olması, ne kadar çok insanın duyurması, ürünlere güvencimiz, ürünleri kullanan insanların birbirlerine tavsiye etmesi, hepsi bir şekilde birbirini etkiliyor tabii ki. Atomi ve diğer doğrudan satış firmalarından farklı olarak bir de düşük iade oranı var. Yani kullanan insanlar o kadar memnun kalıyor ki bunu tekrar iade etmek istemiyor. Parkanger'in dediği gibi siz bir kere ürünü alın, bir ürünle bir tanıştırın. Ondan sonra zaten insanlar kendiliğinden o ürünü kullanmaya devam edecekler. Farklı firmalarda bu oran %3-5 olurken bizde 0.21 oranında çok hani yok denilecek kadar az bir iade oranımız var. Dediğim gibi 2010 yılında Güney Kore'de başlayan Atomi macerası şimdi bütün ülkeyi, bütün dünyayı sarsmış bir durumda. Şu anda 25 ülkede devam ediyor. Fakat devamlı olarak bu şubelerin arttırılması, çoğaltılması planlanmış durumda. Şu anda Avrupa'ya da Türkiye üzerinden yol alınacak. İngiltere'de bir şubesi var. Bundan sonra Almanya'da bir firma şube açılacak. Daha önce siz de bilirsiniz birçok ünlü firmada önce Avrupa'da açılır, büyür, orada genişler, sonra Türkiye'ye gelir. Oysa ki şimdi Atomi'de bu bizim çok avantajlı olduğumuz bir durum. Eğer hepimizin eşi, dostu, tanıdığı bir şekilde bir iletişimde olduğu Avrupa'dan, Almanya'dan bir tanıdıkları var. Bu da bizim daha fazla gelişmemize imkan sağlıyor. Düşünün, hiç tanımadığınız birisi sizin alt üyeniz, sizin lideriniz olabiliyor. Bu da Atomi'nin itme kuvvetini öne çıkartıyor. İlk başta Güney Kore'de başlayan macera Amerika, Çin, Filipinler, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi birçok ülkede devam etti. Bundan sonra da Avrupa'ya, Türkiye üzerinden ilerlemeye devam edecek. 2020 verilerine göre yurt içi ve yurt dışı üye sayısı şu anda hani belirlenen 16 milyon. 22 yılında bu rakam 34 milyonu geçmiş durumda. Fakat hepiniz takdir edersiniz ki her an, her dakika hepimiz sürekli yeni üyeler kaydediyoruz. Sürekli Atomi ailesini büyütmeye çalışıyoruz. Herkesin bundan haberdar olması için elimizden geleni yapıyoruz. Sürekli insanlar çoğalıyor. Üye sayımız her geçen gün kat kat artıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz işte biraz önce dediğim gibi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Fakat hani farklı ülkelerden de Atomi global bir firma olduğu için Atomi'nin işbirliği yaptığı diğer ülkelerden de kendimizi alt grup, alt üyeler, liderler yetiştirebiliriz. Mesela hani Çin'den olur, Kore'den olur, Almanya'dan, İngiltere'den tanıdığınızın tanıdığı olur. Bu şekilde zincir halinde çok büyük bir ekibin parçası olmaktan da gurur duyuyorum ayrıca. Dünya çapında bir firmanın bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Şirket seçme kriterine gelince herkes hani
farklı şirketlerde çalışmıştır mutlaka. Hangi şirkette çalışırsa çalışsın, o şirketin size sunduğu fırsatlardan, imkanlardan yararlanmak istersiniz. Bu şekilde Atomi bizi elinden geldiğince bütün fırsatları sunmaya, kazanmamız için kazan kazan sistemini kurarak elimden gelen her şeyi sunmaya çalışıyor. İstediğimiz zaman çevrim içi, çevrim dışı bilgisayarı kullanabiliyoruz. Gizli ya da açık, bunu da özellikle söylemek istiyorum. Hiçbir üyelik kaydı yok. Paket zorunluluğu yok. İnsanları zorlama gibi bir durum yok. Siz isterseniz bir güneş kremi alıp bir sene boyunca alışveriş yapmak istemeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin özgür iradeniz. Size hiçbir baskı uygulamıyor. Fakat ürünlerin kalitesi çok yüksek olduğu için biz zaten kendiliğimizden almadan duramıyoruz. Çünkü hepsini kullanıp denemek, görmek istiyoruz. Yöneticinin zihniyeti de bu yönde olmalı. Yönetici dediğin insanların yani altındaki liderleri kontrol etmeli, onları teşvik etmeli, bilgilendirmeli. One day seminerler olsun, Zoom toplantıları olsun ya da ürünler hakkında bilgi olsun, sormak istediği her konuda bilgili ve donanımlı olmalı ki alt üyelere, alt ekiplere daha fazla yardımcı olmaya çalışalım. Bu da hani kolay, dengeli ve değişmeyen bir kazanç sistemi var. Bu da Binary sisteminden kaynaklı. Herkesin eşit derecede kazanmasını sağlayan bir sistem. Bugün ben üye olmuşum. Siz benden bir sene önce üye olmuşsunuz. Fakat şirket diyor ki sen çalışarak, başarılı olarak sen benimle aynı seviyeye gelebilirsin, beni geçebilirsin. Buna olanak sağlıyor. Yani kimse kimsenin önünü kesmiyor. Çalışan, başarılı olan herkes ilerleyebilir. Burada zaten başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Yani kendiliğinden bu ivme kuvvetiyle yeniden gerçekleşiyor. Atomi'de bir evin ihtiyacı olan her şey var. Daha öncesinde buna da bahsetmek istiyorum ilk önce. Ürünleri satın, biz ilk başta tüketici olduk ki ürünleri satın almaya başlıyoruz. Niye? Ben bilmediğim bir ürünün arkasında duramam. Önce benim kendi ürünlerimi alıp kullanıp denemem. Onu öğrenmem lazım. O yüzden ürünlerimizi biz satın alıyoruz, bunları kullanıyoruz. Kullandığımız ürünün arkasında daha fazla durabiliyorsunuz. Etkilerini kendiniz üzerinde daha ayrıntılı anlatabiliyorsunuz. Tabii ki ben hani kendim kullanıyorum ama hani takdir edersiniz tamamen bütün ürünleri kullanmadım ama birçok ürünü kullanmışlığım vardır. Hepsini de severek kullanıyorum. Kullandığım ürünün arkasında da daha sağlam duruyorum. Bu kesin böyle mutlaka denemelisin diye ısrar edebiliyorum. Çünkü etkisinden emin olduğum için. Buradaki amaç hani marketinizi değiştiriyorsunuz. Ben A firmasından bir ürün alıp da Nilgün arkadaşıma mesela diyorum ki ben A firmasından bir ürün aldım. Sen de bunu denemek ister misin? Bu şekilde tavsiye üzerine bir yerde. Ne oluyor? Firma mağazayı değiştirerek sizin de o ürününü alıp denemenize fırsat sağlamış oluyoruz. Tabii ki bu severek kullandığımız için sürekli satın almaya ve başkalarına tavsiye ederek çoğalmaya dönüşüyor. Daha sonra da genel komisyonlar, kazançlar ve gelir getirisiyle bu işin daha fazla ilerisine giderek bir atomi iş ortağı olarak devam etmiş oluyoruz. Atomi şöyle hayatımızın aslında bir evin içerisinde olan bütün parçalarında var. Bizim ülkemizde çok fazla ürün yok. Gene epeyce bir ürün var kullanabileceğimiz çok şükür. Ama
Kore'de Azamal sitesinde çok daha fazla ürün var. Türkiye'de de ilerledikçe bu ürünlerin kısım kısım hepsinin geleceğinden eminim. Zaten kademeli olarak ürünler ülkemize geliyor. Yatak odasından, mutfaktan, banyodan tutun da her alanda kullandığımız ürünlerimiz var. Gıda takviyelerimiz olsun, çamaşır deterjanımız olsun, güneş kremimiz olsun. Yani bütün bu evin ihtiyaçlarını kullanabileceğimiz ürünleri kendi mağazamızdan alabilme imkanı sunacak bize. Hem ürünlerimizi alacağız, hem bu ürünleri alırken de PV değerlerini kazanmış olacağız. Şimdi atomik kazançlarına gelecek olursak, öncelikle perakende satıştan gelen kârdan bahsetmek istiyorum. Perakende satışta bir ürünü kârı ile birlikte satmak demektir. Ben bir ürünü alıyorum, bu ürünün üzerine %25-30 kâr koyarak aldığım zaman bu benim elde ettiğim kâr payım, perakende kârım oluyor ve bu benim kazancım olmuş oluyor. Kazanç planında Atomi'de binary sistem var ve bu binary sistem zaten aslında en önemlisi olan. Binary sistemde biz PV değerleri üzerinden gidiyoruz. Bu PV değeri de bizim mesela her ürünün PV değeri farklı. Biz burada örnek olarak bir güneş kremini göstermek istedik. Diyoruz ki hani güneş kreminin PV'si 10.300 PV. Bunu neden belirtiyoruz? Eşleşmelerde biz 300-300 PV aldığınız zaman eşleşiriz diyoruz ya, insanların kafası karışmasın diye. Bana diyor ki güneş kreminin fiyatı, geliş fiyatı 220 dedin ama sen 10 PV diyorsun. Burada sistemde bütün ürünlerin PV değerleri ve fiyatları farklı. İlk önce bunu anlamamız lazım. Her ürünün kendi PV değeri farklı, bize geliş fiyatı farklı, satış fiyatı farklı. Üç ana bölüme ayırıyoruz. Bizim kazancımız PV değerler üzerinden ilerliyor. Bu PV değerlerimiz, yani kendi kişisel PV'lerimiz, yaptığımız kendi alışverişlerimiz üzerinden yaptığımız sonuçlar üzerinde bir, yani mesela ben 50 PV'lik alışveriş yaptıysam, 100 PV'lik alışveriş yaptıysam bunlar birikiyor. Ben bir ay 50 yaptım, ikinci ay 100 yaptım, bu silinmiyor. Ne oluyor? 300'e kadar ilerliyor. O asla 3 ay sonra da yapsam silinmiyor. Sabit olarak kalıyor. Sağ ve sol kollarınızda biriken PV'ler ise alttan gelen, bütün ekipten gelen PV'lere toplam PV diyoruz biz. Burada sağ ve sol kol ekiplerimizin toplamda sağladıkları PV'ler sağ havuzda ve sol havuzda toplanarak bizim eşleşmemize yardımcı oluyor. Burada kendi üyelerimizin kendi PV'lerimiz asla silinmedi dedik ya. Burada kendi üyelik seviyelerimizin elde etmek için de gereken komisyon ve kariyerlere sahip olmamız gerekiyor. Bunlar üyelik temsilci, özel temsilci, bayi ve distribütör olarak kısımlara ayrılıyor. İlk üye olduğumuz zaman biraz önce bahsettiğimiz PV'de mesela 10 ile 300 arasında üye, 300 ile 700 arasında temsilci, 700 ve 1500'de özel temsilci, 1500'de 2400'de bayi, 2400 bin PV üzerinde de özel distribütör oluyor ki en yüksek PV değeri 2400 oluyor. Neden bu kalıcı PV oluyor? Burada bir düzen getirmiş sistem. Sen en fazla 2400 PV'lik, 2,4 milyon PV'lik PV yapabilirsin, kalanını yapamazsın. Bu da herkesin eşit kazanmasına ve alt ekibine yardımcı olmasına, daha çok fırsat vermesine, yeni katılanların daha çok onlara destek olunmasına yardımcı olduğunu gösteren
yine Atomi'nin herkese fırsat eşitçiliği kazandırmaya sağlamasının farklı bir göstergesi. Bu göstergede de gördüğünüz gibi, dedim ya, herkese fırsat eşitliği sağlıyor. Burada kendi Atomi kendi yüzde kar yüzdesinin sadece %30'unu kendi şirket giderleri olarak alıyor. Fakat bu genel komisyonların %44'ünü ayırıyor. MasterChef bonuslarına %20, eğitim bonuslarına %6'sı, şirket giderlerine de ise sadece %30'unu alarak, gelirlerini üyelerine dağıtarak onların daha çok gelişip daha çok kazanmasını sağlaması açısından bu da farklı bir örnek olarak gösterilebileceğini düşünüyorum. Şimdi kazanç planında bizim bir genel komisyon demiştik, iki master bonusları, üçüncü master promosyon ve teşvikler ve eğitim merkezi komisyonları adı altında farklı ikramiye çeşitlerimiz oluyor. Burada genel komisyonlarda bizim kendi kişisel PV'mizde 10 PV, mesela kendimizinki 10 PV oldu. Burada Ayla Hanım'ı almıştık baz olarak, kendi liderimiz. Sağ ve sol kolunda Canan ve Pelin Hanım var. İkisinin de toplamda ekipten gelen puanları 300-300 olduğu zaman bir eşleşme oluyor. Ne zaman 300-300 olursa eşleşme zamanı o zaman olur. Birisi 300, birisi 500 olduğu zaman bile, ne zaman ki kendisi iki taraf 300 olur, o zaman eşleşme sayılıyor. Diğer hani 200'ün benim nerede hesabı yok. 300-300. Ne vakit oldu, o zaman hesabınızda bir eşleşme oluyor ve priminiz yatıyor. Fakat kendi kişisel PV'nizde 300 olursa eğer, yine sağ ve sol kolunuzda 300'er PV olduğu zaman bu sefer hesabınıza 600 TL yatıyor. Bu söylediğim fiyatlar stopaj kesilmeden söylendiği için, hani 600 dediniz fakat niye bana 535 yaptı gibi bir sistem olmasın lütfen. Stopaj kesintisini unutmayalım. Burada biz sadece net fiyatı söylüyoruz. Kendi kişisel PV'niz bu sefer 700 oldu. Sağ ve sol kolda 700 olduğu zaman 1200. Kişiseliniz 1500 olduğu zaman, sağ ve sol kollarınızda da 1500 PV olduğu zamansa 2400 PV. Bakın burada giderek rakam yükseliyor. Yani burada sizin kazanmamanız için hiçbir sebep yok. Şirket sizi kazandırmak için her türlü olanı size sağlıyor zaten. Kişisel PV'niz 2400 PV oldu. 2400 sağ ve sol olduğu zaman da 3600 lira. Ve artık şirket size diyor ki, tamam, senin kişisel PV'nin bu noktada duruyor ve senin kendi kişiseline yapman gereken, desteklemen, doldurman gereken PV yok ve sen artık alt ekiplerini tamamlaman, onlara daha fazla destek olman gerekiyor. Ama yine o asla kişisel PV'ni silinmiyor. O sabit kalıyor sizde. Sağ ve sol grupta da 6000 olduğu zaman 6000 lira, yine kişiseliniz 2400, sağ ve solda 20000 olduğu zaman 10000, yine kişiseliniz 2400, sağ ve solda 50000 olduğu zaman da 12000 lira gibi bir para yatıyor. Yani burada şimdi tabloda tek tek söylediğim zaman belki karışıklık, hani bazen görsel hafızası daha fazla olan oluyor. Bazen de yazıya odaklı olan hafıza daha iyi oluyor. Ben hani rakamların gözümün önünde olmasından yana daha ben, bu şekilde sabit gördüğüm zaman daha iyi beynim algılıyor. Burada da tablo halinde hazırladık. Bu şekilde de yine hani sağ belli, sol belli, skor belli ve alacağınız miktar belli. Tabii ki bu brüt rakam değil, biraz önce söylediğim gibi.
Şimdi de kariyer sistemine geçmek istiyorum. Kariyer sistemimizde bizim inşallah tabii ki hepimiz imperyal hedefimiz o da inşallah Türkiye'den de birçok sayıda imperyal master çıkar. Celis Master, Diamond, Sharon Rose, Star, Royal, Crown Master, Imperial Master olarak kademeli olarak birçok kariyer adımlarımız var. Hepimizin istediği gibi ilerleyebileceğini umut ediyorum. Herkes bunu yapmak hiç zor değil arkadaşlar. Çalışırsanız, vazgeçmezseniz, azimli ve kararlı olursanız bunu yapmamanız için imkan yok. Yeter ki siz disiplinli bir şekilde çalışın, vazgeçmeyin. Tamam, hepimiz istiyoruz, ediyoruz, insanlık hali hepimizin bazı şeyleri olabiliyor. Ama disiplin, kararlılık ve sürekli çalışma bizi imperyal masterlığa götüreceğinden eminim. Burada size tek tek şimdi Celis Master'ın nasıl olacağından bahsetmek istiyorum. Celis Master'da kendi kişisel PV'nizin 700 PV olması lazımdı. Hani demiştik ya ilk başta 300-300 olduğu, kendi kişiseliniz 300 olduğu zaman sağ ve sol kolda 300 oluyor ve ilk eşleşmenizi alıyorsunuz diye. Kariyer almaya başladığınız zaman kendi kişisel PV'nizin de yükselmesi gerekiyor. Burada Celis Master olduğunuz zaman kişisel PV'nizin 700 PV olması gerekiyor. Sağ ve sol kolda toplamda, yani mesela diyelim ki ben Süreyya sağ kolumda, Ayşe sol kolumda, Fatma var. İkisinin hani 2500 birinde, 2500 birinde şeklinde değil de ekip olarak. Zaten buradaki amaç ekip halinde çalışmak, ekibi birleştirmek, insanların bir arada nasıl neleri başarabileceğini göstermesinin de bir kanıdını ispatlamak. Sağ ve sol kolunuzda 2500 PV olduğu zaman siz ilk kariyerinizi alıyorsunuz ve Celis Master kariyerine ulaşmış oluyorsunuz. Daha sonra yine Diamond Master'la geldiğiniz zaman da burada Atomi'deki itme kuvveti aslında burada teşvik oluyor. İtme kuvveti nedir? Ben Diamond Master olmak istiyorsam sağ ve sol kolumdan iki tane Celis Master çıkartmam gerekiyor. Yani sürekli alt ekibinizi yetiştirmeniz, alt ekibinizi bilgilendirmeniz, bilgilerinizi onlarla paylaşmanız, onları yönlendirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Sharon Rose Master olduğunuz zaman da sağ ve sol kolunuzda ikişer tane de Diamond Master yetiştirdiğiniz zaman Sharon Rose Master kariyerini almış oluyorsunuz. Burada terfi konusunda ilk başta, hani burada kayıtlı değil ama hani Semiseles ile başlıyoruz. Semiseles, Celis, Celis'ta, Diamond ve Sharon Rose kariyerlerinde herhangi bir terfi konusunda bir kısıtlama yok. Bizim dönemlerimiz 15 günlük periyotlar, bir sene içerisinde 15 günlük periyotlar içerisinde devam etmekte. Mesela ayın 1 ile 15 arasında başladınız, Semiseles olarak başladınız. Ayın 16'sı 30'unda Celis oldunuz. Daha sonra Mayıs'ta 1-16'sında Diamond oldunuz. Sonrakinde 16-30'da Sharon Rose oldunuz. 2 ay içerisinde olabilirsiniz. Bu mümkün. Mümkün değil diye hiçbir şey yok. Yeter ki azim ve kararlılıkla 4 elle işimize sarılalım. Her şeyden önce işimizi sevmek lazım. Ben işimi çok seviyorum. Bu işte bu şirkette olduğum için çok mutluyum. Bu baştaki kariyerlerde terfi konusunda hiçbir kısıtlama yok. Arka arkaya olabilirsiniz. Fakat daha sonraki kariyerlerde Star Master, Royal Crow ve Imperial Master olmak istiyorsanız bir önceki kariyerinizi 3 defa tekrarlamanız gerekiyor. Yani siz şimdi Sharon Rose Master oldunuz, 3 kere onu tekrarladınız.
Star Master olmak istiyorsunuz ya, bunun 3 kere tekrarladıktan sonra bizim yarışlarımız var. Hani periyotlar demiştim ya, o periyotlardaki o 15 günlük dönemde Star Master'lık için yarışıp geçerli koşulları sağlamamız lazım. Bu da neydi? Sağ ve Star Master olmak istiyorsanız mesela sağ ve sol kolunuzdan ikişer tane Sharon Rose Master çıkartmanız gerekiyor ki umarım bu gruptan herkes Crown Master, Imperial Master olur. Çok da büyük başarılara imza atarız. Şöyle devam etmek istiyorum. Burada yine tabelada da görüldüğü gibi tek tek yine Celis Diamond, Sharon Rose Star, Royal Crown ve Imperial Master isimleri. Artık biz bunları hepimiz ezberledik. Çünkü hedefimiz, ne kadar hedefinizi yüksek tutarsanız başarınız o oranda yüksek olur. Her şeyden önce kendinize inanın, yapabileceğinize inanın arkadaşlar. Hedefinizi küçük koymayın. Mesela başladığınız zaman ben Celis Master olacağım diye başlamayın. Ben Royal Master olacağım, Crow Master olacağım diye başlayın. Siz hedefinizi büyük koyarsanız evren ona göre çalışır ve siz de ona göre çalışırsanız her şey ona göre daha kolay olur. Burada genel komisyonların dağılımını görüyoruz. Şirkette Celis Master'larda yüzde PV'lerin %10'u, Diamond'da %5'i, Sharon'da %2, Star'da %1.2, Royal'de %1, Crow'da %0.5 ve Imperial'de 0.3. Burada yine Atomy şirketinin ne kadar adaletli bir dağıtımda olduğunu görmüş oluyorsunuz. Neden? Imperial Master olan insan sayısı az, orpaya az koymuş. Star Master olan insan sayısı çok olduğu için o orana daha fazla oran vermiş ki herkes daha fazla kazansın, daha fazla bu işle ilgilensin. Ne kadar insanlar kazanırsa kazandıkça daha fazla çok çalışır, çalıştıkça daha fazla insanlarla uğraşır. Ne için çabalıyoruz? Her şeyden önce biz çalışıp para kazanıp yaşam şartlarımızı daha uygun hale getirmek için uğraştığımız için bunu da bu şekilde dağıtımı adaletli dağıtım olduğunun kanıtını gösteriyor. Tabii bunun yanı sıra bize şirket hediyeler de veriyor. Celis Master'da olduğunuz o eşleşmelerden paranızı aldınız. Bunun yanında şirket size bir evening set, bir absolute set hediye ediyor. Diamond Master'da yine bir evening, bir absolute set hediye ettiği gibi bu sefer 11.200 bin lira bir nakit para hediye ediyor. Sharon Rose'da bu sefer size iki tane seyahat bileti ve 22.300 lira nakit para. Star'da 4 kişilik seyahat bileti ve 108.300 liralık nakit para. Royal Master'da artık lüks bir aracınız oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar muhteşem bir olay bu. Aylık içerisinde 22.300 lira olan bir kredi kartınız var. Lüks bir aracınız var. 4 kişilik seyahat biletiniz ve 538 lira bir nakit para ödülünüz var. Crown Master'da da yine aylık içerisinde 52.600 lira olan bir kredi kartı, lüks bir araç kiralama ücreti, 4 kişilik seyahat bileti, 3.185 liralık bir nakit para ve tabii ki Imperial Master'da zaten ben o akademi mutlaka Sensek Akademi olsun, Lande Akademi olsun onlara üye olsun ya da olmasın mutlaka gitmesini tavsiye edin. Yanınızda birilerini gösterin. Ben o kocaman şeyle ne diyorlar onu, kocaman bir arabayla parayı götürdüklerini görünce dedim ki böyle bir para var mı acaba?
Onu görünce insan zaten şaşkınlık içerisinde kalıyor. O yüzden herkese İmperial Master olmasını diliyorum. Ve sahneye gelip alkışlamayı istiyorum tabii ki kim kazanırsa. Bir diğer eğitim merkezi komisyonuna gelecek olursak, bu da bizim üyelerimizin eğitim amacıyla kurulmuş bir eğitim merkezi komisyonu oluyor. Yani bir merkezin, biz merkeze bağlı olan bütün üyelerin kazandığı PV'lerin her ay %6 olan kısmı her ayın 7'si ve 22'sinde ödeniyor. Bu da merkez giderleri için kullanılıyor. Bu merkezlerimiz de çok önemli. Yakınınızda, etrafınızda, başka şehirlerde, nerede olursanız olun, mutlaka merkezlere yönlendirin. Merkezlerimizde elimizden geldiğince kimin hangi merkezin olduğunu hiçbir önemi yok. Yeter ki oraya gitsin, o ortamı görsün, oradaki bütün ürünleri kendi görsün, dokusunu görsün, o ortamın havasını solusun, ürünleri birebir kendi dokunarak görsün. Orada zaten bütün merkezlerimizde ücretsiz cilt bakımı da yaptığımız için tenindeki farkı görüp de ya üye olmayan ya da ürün almayan şu ana kadar kimseyle karşılaşmadım. Bu da ürünün kalitesini tekrar ispatlamış oluyor. Yani başarıya giden eğitim sistemi müşterilerimizin başarısı için bizim merkez ofisimizin yönettiği çeşitli seminerler var. Bunlar one day seminerler, on day seminerler, saksak akademiler. Bunlara hepimizin, herkesin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yurt içinden olsun, yurt dışından olsun hepimizin katılmasını mümkün olduğunca herkesin katılmasını öneriyorum. Kazanç planı, bunların hepsini dinleyip teker teker, tekrar tekrar dinleyip ben her sefer, her dinlediğimde yeni bir şey öğrendiğimi görüyorum. Ve meydan okumalara katılalım lütfen. Bu meydan okuma nedir? Değişen hayat, artık bir başkasının hayatını dinlemeyelim. Kendi hayatımızı, kendi hikayemizi, kendi hikayemizdeki olanları anlatalım, bunları dinleyelim. Henüz hiçbir şey için geç değil. Bugün başlamış olsanız bile bir numaralı bir lider olabilirsiniz. Her gün her şeyi yapabilirsiniz. Birlikte başarmak, herkesin başarısının katmanında buluşmasını dilemek istiyorum. Beni dinlediğiniz için de herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz yorduysam sizi kusura bakmayın. Herkese teşekkürlerimi iletip iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca sormak istediğiniz ya da anlatımda eksik bulduğunuz bir şey varsa lütfen söyleyin.